Cihan Talay, buyurun. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Kim kimle gel... Bunu birisi size söyledi herhalde, başlat diye. Buradan kim başlatıyor? Oradan da o. Tamam, ikinizi seçtim. Tanışıklı dövüş skeci. İzlediniz mi? Daha önce birincisi vardı bunun. Hiç kimse mi izlemedi? Tamam, anlat... Şarkısı bilinmeyen şarkıcı gibi. Hep beraber söylüyor. Yok, anlatacağım. Skecin birincisini anlatacağım. 2005'te çok tutmuştu halbuki. Yıkıldı ortalık ama demek ki. Yok, yok. Bu arada abi kardeş, kız kardeş... Kardeş var mı? Kardeşler. İsminiz? Server. Server. Kardeşiniz mi? Ablam. Ablanız. Gerçek ablanız. Yani üvey değil, normal ablanız. Evet, gerçek. Tamam, süper. Hanımefendinin ismi ne? Seray. Seray Hanım'la çok kavganız oldu mu Server Bey? Ufakken oldu. Şu an yok mu? Şu an yok. Bunun kesilme noktası neresiydi? Birbirinizle artık anlaşma yeri neresiydi? Ablamın üniversiteyi kazanıp... Bak kesin. İnşallah. Üniversiteyi kazanıp gitmesiydi. Ama hep kavga ettiniz. Çocukken. Oğlum ettik. Bir şeydi Allah'ını seversen. Ettik abi. Ettiniz değil mi? Ettik abi. Ettik abi, ettik. Zaten... ettik, ne yara konuşayım, ettik ya. Şimdi de bir skecimiz var, aile skeci. Orada ya Allah aşkına. Düşüyordum ha, Oscar, böyle dövüldü hocam. Hocam yok, hemen söylüyorum ya. Ne yapayım? Bizde çocuklar da orada bekliyorlar. Bu arada tanışık dövüşün birincisi çok güzeldi. İki kardeş ama ikisi de, yani birisi anneden, birisi babadan kardeş. Yani üvey kardeşler aslında. Sende üvey var mı? Neye el kaldırdın? İzledin mi? Bak çok iyi izle bunu. He? Tamam. Zaten tek izleyen o ilk skecidi. Tek izleyen o. ÇG'yi izliyorsunuz ama değil mi? Ya MasterChef daha. Ya yoğurtlu şeyler yapıldığı zaman. Tamam o zaman. Skecimiz geliyor. Tanışıklı Dövüş 2. Fatma ve Hilmi yazdı. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Evet baba, doğru söylüyorsun. Tanımadığımız insanlar sonuçta, güven olmaz. Tamam baba. Haber veririm ben sana baba, tamam. Bu kadar merak ediyorsan boşanmasaydın baba. Selam söyle babama. Ben kendi babamla konuşuyordum ya. Alo, annem dedi ki artık herkes herkesin annesi, herkes herkesin babası. Ya kızım, ne alakası var? Öyle bir şey değil o. Yok baba, ben baba der miyim Ferhat'a? Abi bile zor çıkıyor ağzımdan. Ferhat diyorum, biraz bekliyorum. Bak örnek vereyim sana. Ferhat, abi şunu uzatsana ya diyorum. Tabii. Tamam baba, ben sana haber veririm, Allah'a emanetsin. Evet kızım, ya işte böyle bir tane salak yumuşan var evde. Ne diyorsun ya? Sana demiyorum gerizekalı, arkadaşımla konuşuyorum, İrem Sunur. Ya beni niye yanlış tanıtıyorsun İrem Sunur'su ya? O ne biçim isim Hatice ya? Senin adın ne? Yumuşan. Anlamı ne? Cennetten düşen ilk pamuk tanesi. Saçmaladın. Ayrıca yalan mı? Sen salak değil misin? En azından senin gibi beyinsiz değilim. Bak, beni delirtme, elimde kalırsın çocuk. Bak, beni delirtme, elimde kalırsın çocuk. İşte böyle kanka, evde poso beni tehdit ediyor. İşte böyle kanka, evde poso beni tehdit ediyor. Ne oldu? Sen niye attığın mesajı dinliyorsun ya? Ne var ya, sesim hoşuma gidiyor. Belki sana ne, aptal, ne olur, gerizekalı, dört gözlü yumuş anlıyorum. Bak benimle düzgün konuş, saçın başını yollarım seni. Hele bir yap, tokadımın namına da, yağmın tadına da bakmış olursun. Ne dedin, arada küfür mü ettin sen, öyle bir şey dedin? Yok. Bak kızım, benimle uğraşma, ben deliyim. He? Bak ben psikopatım, benim ne yapacağım belli olmaz. Bak sağım solum belli olmaz. Aman Allah'ım, ne kadar korktum. Ha sen şimdi görürsün ha. Annemin en kızdı. Ha. Ya annem buna da bir kızsın mı? Ne yapıyorsun sen, manyak mısın, annem beni dövecek. He manyak, sen demedin mi ben psikopatım diye. Ne oluyor orada? Yumuşak böyle. İçeriz içeride yankılan. Ah! Yumuşak ne yapıyorsun kızım? Bir şey yapmıyorum anne. Vurma kızı. Ya vurmuyorum anne. Annem ne yapıyor kızı? Ben buradan nasıl vurayım anne? Hala vuruyorsun. Aa ben buradan nasıl vurayım ana? Perişan ettin kızı. Ana mı? Evet ana, ben buradan nasıl vurayım ona? Ana ne yavrum, bak psikolojin bozulacak. Psikolojinin bozulduğunu anlamayacağız. Yapma annem böyle. Kızım sen de korkma, bu sana hiçbir şey yapamaz. He, siz ana oğul biri oldunuz. Burada tiyatro çeviriyorsunuz değil mi? Sen böyle yalandan gel, ben seni korurum falan.
Oo, oyunumuz ortaya çıktı anne. Artık Rümeysa Nur seni sevmeyecek. Biz bu numaralara yer miyiz Alev anne? Kızım bak sana bir şey söyleyeyim mi? Alev olsam cürmün kadar yer yakarsın. Yok annem, gözleri doldu kızım. Ben gerçekten seni korudum. Sen onu mu korudun anne? Yok oğlum, üzülmesin diye öyle diyorum. Üzülmesin diye mi? Var ya, Alev anne dedik, bağrımıza bastık. Kıyak anneymişsin. Yok anneciğim, anneciğim. Kutlar olsun, hemen yok, gittim yanına. O zaman ben bunları babama... Hayvan ettiniz beni. Otur şuraya. Oturma, yardım et. Tamam. Ne bunun hali? Anne, bir tane. Bir de oldu. Kaldır şunları. Kaldır. Mektuplar nerede? Ne mektubu ya? Ben yazmadım mektubu. Mektup yazacaktınız ya. Doktor size ödev verdi. Birbirinize olan hislerinizi, özür dileyecektiniz birbirinize. Benim bir özrüm yok. Bana bakın. İşte burada kağıtlar. Al sen bunları, sen bunu. Birbirinize karşı özürlerinizi, hislerinizi yazıyorsunuz. Akşam gelince de babanız birlikte okuyoruz. Babam falan değil o Ferhat. Abi. Hı. Yaptığını beğendin mi yaygırıcı? Senin yüzünden şimdi mektup yazacağız. Bak sus, dikkatimi dağıtıyorsun. Sanki işlem yapıyorsun matematik. Ben geldim. Ne oldu ya? Küs müyüz ha? Bir hoş geldin yok mu oğlum? Hoş geldin Ferhat. Ferhat mı? Abi. Ne abisi lan? Ben senin babanın. Benim babam evde. Ben de evdeyim işte. Hayır, benim babam kendi evinde. Ben de kendi evimdeyim. Hayır ya, benim babam evlendiği karısıyla birlikte evde. Ben de evlendiğim karımla beraber evdeyim şu an. Ya hayır, benim babam Mecidiyeköy'de kendi evinde. Ben de Mecidiyeköy'de kendi evimdeyim. Biz de Mecidiyeköy'de oturuyoruz. Ne oldu? Ne oldu ya? Ferhat hoş geldin. Ferhat? Abi. Abi. Yok. Ferhat abi. Yok güzel. Daha neler, kocam, aşkım, her şeyim ya. Her şeyin mi? Senden sonra her şeyim. Ondan sonra mı? Ama ne yapıyorsunuz bana? Allah Allah. Oğlum Rümeysa Nur nerede? Bilmiyorum anne. Öyle bir iletişimimiz yok. Kendini küçük tuvalete kilitlemiştir inşallah. Yok ya, niye kilitlesin ya? Rümeysa Nur! Rümeysa Nur! Gelir, gelir. Ay, bir tanecik babam gelmiş. Babam! Bırakma. Baban bir tane ama annem bir sürü. Yok. Annem de bir tanecik değil mi Alev anne? Annem bir tanecikse anneme anne demeyeceksin. Diyeceğim annem. Demesene benim anneme. Alev annem. Kızım bak, demesene benim anneme. Anne! Dur. Ne yapıyorsun Rümeysa Nur yahu? Ne yapıyorsun ya? Bir şey daha. Ben sana öyle mi öğrettim Rümeysa Nur? Öyle yapmayacaksın. Yumuşan gel bakayım. Ne yapıyorsun? Ferhat ne yapıyorsun? Anne ya beni dövüyor. Yok dövme. Açıkça beni dövdü. Yok ya, ben işte Rümeysa Nur'a savunma sanatı öğreniyorum. Allah aşkına bir dakika, tamam lütfen herkes. Sen şöyle oturuyorsun. Rümeysa Nur şöyle, aranızda en az böyle bir 1,5 metre istiyorum. Ha, anne nasıl ölçeceğiz 1,5 metreyi? Ferhat uzan araya. Alev aşk olsun ama yani. Sen de uzanıyordun. Senin yüzünden. Tamam, ama ortam yumuşasın diye. Ya bırak, yumuşan hadi. Burada yumuşuyor ortamda. Hadi mektupları okuyoruz. Ne mektubu ya? Ya psikoloğa gittik ya biz delirmeyelim diye, o verdi saçma sapan. He, ödev verdi bize Doktor Gülay anne. Bak, öğretmenine de anne diyor. Herkes anne. Tamam. Ne güzel. Vay be, çocuklar birbirlerine mektup yazdı he. Ne kadar duygusal Alev. Böyle güzel hislerini mektuba aktaracaklar ha. Evet. Çok güzel ya. Hadi, hadi okuyun bakayım. Hadi oku oğlum benim, hadi. Hadi sevgisiz oğlum. Rümeysa Nur. Seni o kadar çok sevmiyorum ki yazsam roman olur. O ne lan? Böcekleri bile senden daha çok seviyorum. En azından doğaya faydaları var. Şımarıksın, çirkinsin, bakışların beni rahatsız ediyor. Ayrıca tipin de bozuk. Hayatta tek bir dileğim var, inşallah ölersin. Ne yapıyorsun Yumuşak? Ne doktorun dediğini yaptım anne, benim isterim bunlar. Her gün yazarım bir tane ben. Bir daha yok bir şey falan. Kızım yok. Ben de yazdım, hadi. Sen de güzel dileklerin, hadi bize oku. Güzelce oku ama, tamam mı? Hadi benim canım kızım. Tamam Alev anne. Anne demesene kızım. Şişt, ne diyecek? Başlıyorum. Götelek yumuşak. Aa! Rümeysa Nur. Tamam, sen söyleyeceğim. Bir yumuşak. Senden nefret ediyorum. Elinde olsa seni bir kaşık suda boğar. Gerçi bir kaşık su sana çok
bile. Dört gözün önünü aksı ki senden nefret ediyorum. Senden ne kadar nefret ettiğimi sana söylemiş miydim? Eğer söylediysem de bir kere daha söylemek istiyorum. Senden nefret ediyorum. Nefret ediyorum. Et, te, tüm sana yazıklar olsun. Ayrıca okulda altın eşitin de herkese söyleyeceğim. Beni bir yaptı ya. Çekil tek bir şey. Ya dur ya. Ne sabır ama kızacağım artık yeter ya. Ama sen hep bana kızıyorsun baba. Bak neler yapıyor arkasından. Ama yeter artık ben bağıracağım. Bağırıyorsun zaten. Sana ne bağırır bağırmaz kendi evi. Olsa benim de evim değil mi burası? Değil burası. Ben çok yoruldum. Ya tamam. Tamam. Sinirlendirmeyin beni. Sen de yorulma hayatım. Geç şöyle bir otur ondan seversen ya. Lütfen ya. Aa senin yorulmaman gerekiyor. Yok Ferhat ben bugün işte daha çok yorulurum. Baksana ben daha bu çocuklara hamile olduğumu söylemedim. Hamile olduğumu nasıl söyleyeceğim? Söyledin. Annem. Yumuşak. Yumuşak. Gitti. Baba. Kızım. Yumuşan öldü. Artık kardeşimle mutlu bir aile olacağız. Ya ne sağol. Ferhat, dur ya. Ferhat bir şey yap. Dur dur ben onun için de. Yumuş buralar. Baba. Baba dedi evet. Bana. Oğlum. Sana demedim ya. Babamın haberi var mı? Babama söyleyeceğim hayır, size. Hayır nereden söyleyeceğim? Ne hatlar hayır. Yediğinizi öğrenecek baba. Lan ne hat yiyoruz? Evli abartlı insanlarız biz. Ne hat? Aa nikahı kocam be. Geçeceğim mi? Gelin bakayım yanıma. Tamam. Ben bu evde bir daha kavga asla istemiyorum. İstemiyorum. Verin bana ellerinizi. Yavaş kızım. Evet. Küçük kardeş gelecek size. Siz de artık abla ve abi olduğunuza göre ona örnek olacaksınız. Yapma kızım. Tamam mı? Tamam mı? Tamam. Tamam. Tamam dediler. Ne güzel ya. Şimdi burada böyle güzel güzel kardeş kardeş oynayın. Tamam mı? Tamam mı? Tamam ya. Ne eğlenceliymiş bu ya. Ay. Çok güzel bir aile olduk. Herkes birbirini dinliyor. Ferhat, yemeğe sen de gel mutfağa, tamam mı? Ben açayım. Tamam mı? Ocağın altı nereden yanıyordu ya? Kola? Tek buzlu. Ben buzsuz içeceğim. Ne yani? Şimdi biz seninle hep iyi mi anlaşacağız ya? Hiç kavga etmeyeceğiz mi? Saçmalama olur mu öyle şey? Ben yine seni dışarıda döverim. Tamam. Ama evde dövmemem lazım. Annem rahatsız oluyor. Evet ya. Düşünsene. Şimdi o doğacak olan için benim sadece babam var. Senin sadece annen var. Ama onun hem annesi hem babası olacak. Çok güçlü olacak. Evet. Güçlerimizi birleştirmemiz gerekiyor. Evet. Anlaştık mı? Anlaştık götelek. Zille başlayalım. Var mı zilleyenler? Güzel. Seyrettirdiniz sonuna kadar. Dikkat dağılmadan seyrettirdiniz. Bir kere bir Ayşegül ve Hilmi'ye bir alkış. Çok güzel. Yani bir süre sonra tekst buharlaşıyor böyle. Uzun uzun seyrederdik mesela ikinizi. Gürhan da buradaydı. O da güzel oynadı. Ya dert güzel. Modern family, modern family, modern aile hikayesi. Gün geçtikçe de artan örnekleri olan. Örnek vermek gerekirse verilir de gerek yok bence. Güzeldi. Sketch'le ilgili hayır güzel zil değil. ÇGH diyen var mı? Yani grubumuzun kılı kim? Teşekkürler. İşte seyirci böyle olur. İşte Akdeniz'in seyircisi bambaşka. Babanın dövdüğü yer, çocuğu dövdüğü yer çok düzümlü değildi sanki. Güran, onu sen mi ekledin? Yok hocam. Sen geldin. Bu sefer yazmadım hocam. Peki çalın zili, haydi. Hadi gidelim. Beraber çalalım. Çok güzel hareketler devam ediyor.